Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde okuryazarlık seferberliği başlatılmıştır. Türkiye'de okumaz yazmaz olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin il sıralamasına baktığımız zaman içinde bulunduğumuz Gazi şehrimiz maalesef 10. sırada. Yüzde olarak bunu ifade edecek olursak 3,94 yani %4 çizgisinde. 58 bin hanım kardeşimiz değil mi? Doğrudur. Bir 8 bin civarında da erkek kardeşimiz var. Yani rakam 66 bin noktasında bizim şehrimizde. Bu rakam bizim az önce de ifade edildi. Bir kişi dahi eğer şehirde, şehrimizde, mahallemizde, sokaklarımızda, caddemizde vesaire okuma yazma bilmeyen var ise onun da kapısını çalıp tebessüm ederek elinden tutarak ona en yakın olan okula davet edip gelmesini sağlayarak onu da okur yazar hale getirmek. Niyetimiz bu. Oğuzeli ilçemizden başlayarak diğer bütün ilçelerimizin de kaymakamlarının başkanlığındaki yürütme kurullarını bu toplantı salonumuza davet ettik. Davet ettik ki onlar da şehirlerine, ilçelerine döner dönmez kaymakamlarımızın başkanlığında aynı bu şekilde bu salonda olduğu gibi okul müdürlerimiz, mahallemizin liderleri, muhtarlarımızla beraber o şehrin, ilçenin kanaat önderleri, sözü naz makamında olan büyükleri hep beraber, medyasıyla beraber kendi ilçelerinde bu seferberliği başlattıklarını ilan etsinler ve takvim biliyorsunuz değerli dostlar 5 Mart'ta başlıyor. 5 Mart'ta başlıyor ve 6 ay süresi var. Bu süre içerisinde birinci hedefimiz şu. Bugün burada Gazi şehrimizde inşallah bunu start veriyoruz. Başlangıç yapıyoruz. Gönlüyle kendi talebiyle ben okuma yazmaz durumdan kurtulmak istiyorum. Bu seferberlikte inşallah ben de varım diyen annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamız, kardeşlerimiz bizden yaşça küçükse. Velhasıl hepsini kucaklamak ve okullarımıza teslim etmek ve onların bu heyecanlarına ortak olmak ve şahit olmak istiyoruz. Bu sevaptan pay almak istiyoruz. Bundan daha büyük bir sevap olabilir mi? Olamaz. Ve öğreten olmak, öğrenen olmak ve her zaman söylüyorum, her ikisinden biri olamıyorsan bari iki kesimi de çok seven olmak. Ama sakın dördüncü sınıf yani bu üç kümenin dışında olmamak. Bizim inancımız bu. Temel eğitimde Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Sorunumuz yok ilkokulda hamdolsun. Okul öncesiyle ilgili çok iyi noktaya doğru gidiyoruz. Hedefi tutturacağız inşallah. Ama liseye geldiğimiz zaman %75 bandındayız. Ve %75 bandının dışında kalan okullaştıramadığımız o %25'lik dilimde maalesef kız çocuklarımız onların sayısı erkeklerden daha fazla. Şehrimizde toplamda az önce Sayın Valim ifade ettiği gibi 66 bin okumaz yazmaz bulunduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu da %4 oranında ancak buradaki %4'lük rakam 15 yaş ve üstü öğrencilerin ve gençlerin ve yetişkinlerin oranıdır. Yani şehirdeki toplam 1 milyon 650 binin oranıdır bu. 2 milyonluk nüfusun
%66 binlik rakam 2 milyonluk nüfusun oranı değildir. 1 milyon 650 binlik Türkiye'deki oranla bu şekilde değerlendirilmektedir. İlimizde öncelikle kursla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Seferberlikle birlikte açılacak kursların toplam saati 120 saattir. Bu birinci kademedir. Bu kursa katılan her birey aynı zamanda birinci kademe eğitim belgesi, yani aslında ilkokul diploması diye bildiğimiz diplomayı almaya hak kazanıyorlar. Örnek veriyorum, bu belgeyle ehliyet alabilecek hale geliyorlar. Bu onlar için çok önemli. Daha sonra hemen akabinde ikinci kademe okuryazarlık kurslarımız açılıyor, 180 saat. Daha önce bizim sadece sınıf öğretmenlerinin görevlendirilebildiği kurslara yeni yapılan düzenlemeyle birlikte Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri, yabancı öğretmenleri, branş öğretmenleri, yani okullarımızda görev yapan 4 yıllık mezun olan her öğretmenin görevlendirilebileceğini ifade etmek istiyorum. Az önce de sunuda geçti. 5-10 öğrenci arasında açılması zorunlu olan bu kursa bu seferberlikle sınırlı olmak üzere bir öğrenci dahi olsa, bir kursiyer dahi olsa kurs açabileceğiz. Bununla ilgili bir engel yok. Suriyeli bireylerin bu kurstan faydalanmaları ve istifade etmeleriyle ilgili imkan sağlandı. Kursiyerler halk eğitim merkezlerine müracaat etmek zorunda değiller. Mahallelerindeki en yakın okula müracaat ederek okul müdürümüzün, müdür yardımcımızın ve çok önemsediğimiz rehberlik servisinin müşavirlik hizmetiyle, yani yönlendirmesiyle ve planlamasıyla kayıtlarını gerçekleştirmiş olacaklar. Öğrencilerimizden okumaz yazmazların ailelerindeki tespitlerini isteyeceğiz. Her okul müdürümüzün kendi imzasıyla gidecek bu bilgilendirme formları. Bu envanteri ivedi bir şekilde hazırlayıp inşallah yolumuza devam edeceğiz. Tekrardan bu çalışmaya katkı sağlayan başta Sayın Valimiz ve tüm kamu kurum kuruluşları temsilcisi olmak üzere eğitim yöneticisi olarak saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Başkanım buyur. Her bir kardeşimiz bizim için çok kıymetli. Bir hayata eğer dokunamazsa, o hayatın getireceği fırsatları ve imkanları bu şehre katamazsa bundan hepimiz sorumluyuz. Yani bu dünyada sorumluyuz. Hem inancımıza göre öbür dünyada bunun hesabını vereceğiz. O zaman biz bu güzel koordinasyonu yapabilmek üzere başlığımıza göre bu şehirde hamdolsun. Bu şehir iyinin, doğrunun, güzelin, hayırda yemişin öncülüğünü yapabildiğine göre şu rakamları hızlı bir şekilde sıfırlamamız lazım. Sadece ilkokullar, halk eğitimlerde değil, sadece başta büyükşehir olmak üzere ilçe, belediye başkanlarımızın eğitimle ilgili kendi çabaları, gayretleriyle değil. Bunların hepsini topluyoruz. Tüm okullarımızı açıyoruz. Bakın, tüm okullarımız, halk eğitimlerimiz, belediyelerimizin imkanları, hepsini topluyoruz.